Şimdi bugünkü planımda Karahanlıların ilk başkenti Özkent, Uzkent, artık birçok ismi var. Şu an Özkent. Oraya gitmek. Ondan önce bir karnımı doyurayım. Sonra gideyim sovyet gazoz içeyim. O ufak çocuğumun olduğu yer güzel. Müsait, biraz oturuyorum, zaman geçiriyorum. Güzel oluyor. İlk önce karnımızı bir doyuralım da sonrasına bakarız. Zaten bir saat yakın bir yer. Bir taksi, bir şey bulurum. Sordum, 100 som, 150 soma götürüyorlarmış. Çay kaynayınca getirirsin. Bir tane böyle mantı söyledim. Buna onlar da piyaz diyor. Piyaz istiyor musun falan bir şeyler söylüyorlar. İki de samsa. Böyle. Çözdüm bu işi ya. Bundan ilk önce sıcakken böyle açıyorsun içini. Sonra bunu üstüyle yiyeceksin. Böyle güzel bir şey. Büyük. İçinde şey yok, kıyma yok. Böyle bütün et var, kuşbaşı var. Güzel olmasının sebebi o zaten ya. Mantıyı hallettik. Sırada ikinci samsa var. Çay. Böyle üst kapağını alacaksın. Şöyle. Şöyle içine alacaksın şöyle. Kuşbaşı bak böyle. Tamam, bırakalım şimdi birazcık. Ben size tabağı göstereyim ya. İnanmazsanız tabağa inanın ya. Böyle iki kase geliyor. Benim düşüncem, şimdi ben bunu yemek yerken kullandım. Yağla oldu, biraz kirlendi ya. Yemek de bitti. Artık bunu kenara bırakıyorsun. Bu temizden devam ediyorsun diye düşünüyorum. Ben kaldığım yerde çok beğendim. Kaldığım yerin konumunu da. Hemen şu pazara çok hoşuma gitti buralar zaten. Çok yakın. Onun için hiç Bişkek'e bir gün daha en son Bişkek'e gidecektim ama vazgeçtim. Burada kalacağım. Bu pazar falan çok hoşuma gitti ya. Buralarda takılıyorum. O zaman geçirmesi güzel oluyor. Kaldığım hostel de iyi. İyi insanlar var. Şöyle bir ekmek aldım. Ya bu ekmek şeyde de Çolpanat'a da almıştım, hatırlarsınız belki. Tam tandırdan yeni çıkmıştı. Yani bunu birkaç kere aldım böyle. Simit gibi yiyorum. 15 ton. Böyle simit gibi yiyin yani. Güzel, çok güzel oluyor. Altı böyle tandırda piştiği için çok güzel sertliği. Buralardan müthiş pasta gibi ya. Çok güzel. Ben
Ya burayı var ya, bir bayram günü düşünemiyorum ya. Şöyle bir Kurban Bayramı'nın arifesinde, Ramazan Bayramı'nın arifesinde acaba buralar nasıl oluyor? Başkolaktan 5 saatlik çeri uçağı taksat var. Telefon 0500 00481. Kaydalayın, başkolaktan 5 saatlik çeri uçağı taksat var. Tamam ata. Niye yok? Benim hep gelip sohbet gazozu aldığım çocuk yok ya. Gelmemiş erken bir saat olduğu için. Şu ilerideki satıcılardan alayım ya. Bir bayan vardı, kadın vardı, o da satıyor. Ondan alırım ben. Şimdi gazozumuzu açıyoruz. Az onun ilerisinde, 150 metre ilerisinde başka bir satıcıdan aldım. Sonra yolumuza bakalım. Bunun için bitireyim. Az kaldı. Akşam gidelim bu çocuğun yanına ya. Yapacak bir şey yok. Neredeyse gelmemiş. Ya erken de gelmedi. Bakın bir bardak daha. Beş son. 50 kuruş. 14.94.92. Şimdi bakalım Özkent'e nasıl gideceğiz? Ne gördün mü? Hı. Manoeva. Barazı mı? Buna gözü. Tamam. Buna. Buna bu şeye denk eder. Tamam. Özkent. 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 Tamam. Sen numarını ver. Ben numaramı al. Bir şeye getirsen. Zona kılarsan maşına. Otobüs. Sen buradan gidiyorsun da buradan. Ben bu şeye denk eder. Sabahleyin gideceğim. Sabah saat 9'da, 8'de, 7'de. Tamam. Oldu. Tamam. Ben varam Özkent'e. Geleceğim yanına. Doğru. Hadi Rahmat. Dayı diyor benim numaramı al. Bişkek'e varanda beni, Bişkek'e derken beni ara herhalde. Bir kişi de bir kişidir diyor. Ama gösterdi. Sağ olsun. Özgente ha, Özgente. Gel. Hangisi? Şuna. Bu. Kaça son? 150 son. 150 son. Tamam. Boştu. Öne oturabilir herhalde. Tamam. Dağıttık. Anlaştık da, anlaştık. Çalabak. Tamam oradan geçer. Ben buradan. Ben böyle bir araba bulmuşum. Bırak gider miyim ya? 150 soma götürecek. Böyle güzel Mercedes. Oh mis gibi. Göre basman var. Oh mis gibi. Ben bu araba bir daha nerede bineceğim ya? Kırstan çaktı o zaman. Nereye? Kırstan kalk ne var? Güzel güzel ha. Yaktı mı?
Tulpar, tulpar. Kod bizde bu. At bu, at. Tulpar dedi bu. Ha, tulpar. Burada tulpar mı? Tulpar da var bu. Valla en kuşlu tulpar halkada getirdi. O şu cemaat neyse. Kuşundan çıkart derece. En güçlü tulpar halkada gitti ha. En güçlü tulpar bu. En güçlü tulpar. Temir, temir tulpar bu. Temir tulpar. Şu boy tulparı da gördüm ki. En arkada manat getirdi lan. O şeyden gülüp çıkar. Yoldaki amca Bayke gelene kadar arabada kim varsa herkesi güldürdü, konuştu, etti. Böyle gır gır şamata geldik buraya. Şimdi ilk önce minareye gideceğim. Minareye vardıktan sonra pazarı gezeceğim. Karanların başkenti, ilk başkenti daha doğrusu öyle değil. Burada Lenin. Lenin. Burada bir anıt var. Üskent minaresi. Yani yolun aslında yoldan çok rahat geçersin ama şöyle değişik bir şey yapmışlar ya. Şirin, güzel, küçük böyle. Şunlar Üskent minaresinin bir küçük minyatür hali. Dışı kaplama aslında. Böyle zımbayla tutturmuşlar. Değişik bir şey. Güzel. Güzel düşünmüşler. Şöyle metal. Dışını masa örtüsü olur ya, masa örtüsüyle böyle yapmışlar, süslemişler. Böyle bir üst geçit olmuş. Şurada minare var. Üskent minaresi. Bu da onun gibi bir üst geçit yapmışlar. Güzel olmuş. Ve çok basit yani. Şöyle vidalarla tutturmuşlar, zımbalarla vurmuşlar böyle. Buradan daha güzel gözüküyor dediğin gibi. Oradan güneş iyi yapmıyordu ya. Güzel gelmiyordu. Kaçı son Meci? 30 son. 30 son. Minareye çıkabiliyoruz. Ha. Tamam. Hadi. Buranaya çıkmak oldukça zordu. Bu da çok farklı değildir. Burada yazıyor zaten 11. yüzyıllarda. Manzarası bu şekilde. Yoruldum ya. Aslında 27-28 metre çıkıyorsun ama çok merdiven dik. Böyle de Üskent'e bakabilirsiniz. Aşağıda şöyle göstereyim. Mesela şurada bir türbe var. Oralarda hep Karahanlıların hükümdarları gömülü. Mesela şurada nasıl diyeyim size, duvarları var. Daha doğrusu mesela şurada bir duvar görüyorsunuz. Çok küçük. Şöyle geliyor, şuradan dönüp şöyle gidiyor. Medrese varmış orada.
Yani sadece temeli ve duvarları var şu anda. Bu arada buranın, Özkent'in nüfusu 40-45 bin civarlarında. Çok çok ağırlıklı olarak da Özbekler yaşıyor burada. Pazarların olmazsa olmazı bu araba. Türkiye? Neresi? Ankara. Merkezde. Ha, sen biliyorsun Türkçe? Bunun Türkçe adı ne? Nasıl okunuyor? Bilmiyorum. Bu Narın'da bir arkadaşımda kaldım. Böyle yemek yedikten sonra elini sıcak suyla bunun için yıkadım. Yemekten önce, yemekten sonra yıkandım. Anladım. Sıcak su getiriyorlar. Sofranın başında, yemeğin başında yıkıyorsun. Evet. Teşekkür ettim Rahman. Nereye gidiyorsun abi? Bu pazara gideceğim. Sonra Oş'a gideceğim. Oş'a. Yok, ben buraya gezmeye geldim. Türkiye'den geldim de 3-4 gün sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Ne zaman geldin? Ne zaman geldim? 13-14 gün oldu. Toplamda 20 gün falan olacak. Sen Türkiye'ye gelip vardın o zaman da. Türkiye'de 4 sene kaldım, Üsküdar'da kaldım. Üsküdar'da, İstanbul'da. İstanbul güzel yer. İstanbul güzel. Ya ben deport oldum da 1 sene kaldı, 1 sene sonra tekrar gideceğim. He, o hakkın yoktan sonra, silindikten sonra geri gideceğim. Anladım. Zaten 1 sene kaldım, onu bekliyorum. He. O kadar özledim ki. Yine İstanbul'a gideceğim. Aynen. Yine aynı yere. Ben burada fırında çalıştım. Hı. İstanbul'da samsa yapıyorlar mı? Yapan yer var mı samsa? Var. Şeyde, Yeni Kapı'da yapıyor. Ha, yine Kırgız mı? Özbek mi? Kim onlar? Özbek. Özbek yani. Şeyden çıkıyorsun. Marmaray metrodan çıkıyorsun dümdüz. Hı. Orada. Ankara'da yapmıyorlar herhalde de, İstanbul'da yapıyorlar demek ki. İstanbul'da yapıyorlar. İşte Yeni Kapı'da zaten orada görürsün. İnternet yazsam bulurum, internetten bulurum. Ateş kafesi. Ateş? Orada. Ateş kafe. Aynen. Onlar yapıyor. Aynen. Tamam. Rahmat. Hadi güle güle, kolay gelsin. Burada yerken en keyif aldığım şey samsa. Şimdi sordum, İstanbul Fatih'te Ateş Restorant varmış. Yolumuz düşerse, ki mutlaka düşer, Ateş Restorant var. Orada yiyebiliriz samsayı. Türkçe'de? Osman. Diriliş Osman. Ertuğrul? Osman. Ha, Osman. ATV'deki. Ben içeri geçip birazdan daha Osman. Hadi Kora gelsin. Abi şey diyordu ya. ATV'den. Osman. Ben bilmiyorum da. O Ertuğrul gibi bir dizi. Buradan daha güzel gözüküyor. Bakın. Şu iki minare gibi olan yapı pazarın girişi. Kaça son bu? 900 de kilosu. At sucuğunun kilosu 900. Son. Böyle güzel pazardı ya.
Belki bir odaya gitmeden önce bir şiş ya da yani bir şişte zaten 15-20 son falan. Ya da yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey olması lazım. Yani çok değil. Yer geçerim. Kırgızca söylüyor, Kırgızca. Rusça söylüyor. O dediğin gibi Rusça söylüyor. İki şiş şaşlık söylüyorum. Hadi yani. Biraz böyle geliyor. Gel. Rahmat. Buradan. Kaç yaşam abi? Tamam. Tamam Rahmat. Gel daha çay içkeni gel. Çay mı? Tamam içeyim. Yok yok. Geldim. Gel daha. Gel, yarın geleceğim. Yarın geleceğim. Yok gidelim Hollanda. Ha? Gidelim Hollanda. Selam aleyküm. Gidelim Hollanda. Türkiye. Ha Türkiye. Hı. Soğumaz mı? Soğuk mu? Bir sokatı yaptı, soğumaz mı? Gidiyorum şimdi eve, evde var, yatacağım. Rahmat. Soğuk değil mi diyor, böyle kısa kolla geziyordum da. Üşümüyor mu diyor. Derim gidip varacağım, yatacağım şimdi zaten. Otelimize geldik.